Öldür adamı. Geri dön. Onu öyle bırakamayız. Kes sesini. Siyah bir motordu. Plakasını aldım. 34 EA 6814. İki kişiydiler. Çarptılar, kaçtılar. Kız yardım etmek istedi ama oğlan bastı gitti. Siz de olay yerinde miydiniz? Hayır, ben yoktum. Ben bir şey görmedim. Arkadaş buradaymış. Sadece görmüş. Ben vardım. O tarafa doğru gidiyordum. Kimseye bir şey söylemek yok, tamam mı? Tamam mı? Eğer konuşursan sen de yanarsın. Öldürdün adamı. Ne biliyorsun? Bak, ona bir şey olmadı. Ama birilerine söylersen bize çok kötü şeyler olur. Anladın mı? Topla kendini. Bunu olmamış vardı. Unut, unut gitsin. Leyla, bu olay yaşanmadı. Çocuk? Görkem. Özge'ninki mi? Anlayalım. Neyi anlayacaksın kızım ya? Geç kalmayayım diye buraya kadar beni getirdi işte. Ay iyi ki de geç kalmadın. Meyve verdik şurada. Hadi çabuk hadi. Babam gelmedi, eve yetişelim. Yürü. Nerede bunlar? Gelirler babacığım, merak etme. Maşallah. Ne kadar rahatsınız. Neredeymiş bu arkadaşların evi? Karşı tarafta mı? Anne. Ay ne bileyim. Ne demek ne bileyim? İnsan sormaz mı? Gittikleri evin telefonunu filan istemez mi? Bu ne ihmal? Bu ne vurdum duymazlık? Yeter, yeter. Sen kalk, hiç sual sormadan çocukları bilmediğin birinin evine yolla. Sonra da yeter ha? Ya başlarına bir şey gelirse? Ha? Ay koca kız onlar. İdare ederler kendilerini. Hem gezmeye, arkadaş edinmeye de hakları var. Ana baba olarak bizim de mesuliyetlerimiz var hanım. Öyle üstlerini başlarını dolatıp ceplerine para koymakla iş bitmiyor. Laf dönüp dolaşıp paraya geldi değil mi? Ne yapsaydım yani? İstedi çocuklar, vermese miydim? Onlar çocuk. Vardan yoktan anlamıyor ki. Ama sen, sen hesabını bilecektin. Ya sabır. Anne şunu istiyorum, al kızım. Anne bunu istiyorum, al kızım. Alacaklılar kapıya gelince ne yapacaksın bakalım? O parayı taksitler için ayırmıştım ben. Şimdi nereden bulup da ödeyeceğim? Al. Al bunlarla öde. Yeter ki sus artık. Anne. Hayriye al bunları. Hayriye. Sanki benim yüzümden çekiyoruz bu eziyeti. Heyecanlandım. Ama çocuk öyle doğal ki. Ben de rahatladım. Sanki uzun zamandır çıkıyormuşuz gibi. Harikaydı. Ay araba süper. Kıyafetler marka. Ben zenginim diye bağırıyor. Elleri saçı başı da bakımı yani. Parfümünün kokusu hala burnumda. Hey. Laf anlatıyoruz değil mi? Dinliyorum. Ne dedi biliyor musun? Necla'nın gelemediğine sevindim dedi. Beni Sedef sanıyor tabii. Nasıl yani? Kendimi Sedef diye tanıttım dedim ya. Hani dinliyordun? O kısmı kaçırmışım. Anlatmıyorum işte. Çok hoş, karizmatik bir şey ya. Belki bir gün seni de tanıştırırım ha, ne dersin? Olabilir.
Nihayet. Kusura bakmayın. Gümrükte biraz işim uzadı. Sadece kocam için çalışmıyorsun, unutma. Unutsam da hatırlatıyorsunuz. İstesem Yaman'a söyler seni bir saniyede kapının önüne kovdururum. Biliyorsun değil mi? Ama istemiyorsunuz. Tamam abi, oldu bu. Arkadaşın fişini çekelim. Yok baba, kurşun geçirmiyor. Oo, ev sahibi geldi. Nereye kayboldun sen? Sıkıldım sizden, hava aldım biraz. Neredeydin? Söyledim ya. Leyla'nın arkasından hemen kaybolman biraz ilginç. Saçmalama. Bunca sene saçını süpürge et, çalış dedin, çocuk büyüt, sonra da bir araba dolusu azar işit. Allah'tan revam bu. Ne olurdu sanki biraz alttan alsaydın, iş bu kadar büyümeseydi. O patırdı etmeye yer arıyorsa ben ne yapayım kızım? Sen asıl patırtıyı sevgili kızların gelince göreceksin. Damarıma basıp durma Fikret. Davet etmişti de biz ona gittik. Annemden izin almıştık. Nerede kaldınız kızım? Sizin yüzünüzden işitmediğim laf kalmadı. Derhal odanıza, derhal. Gözüm görmesin sizi. Yemeğe de yemek yok bu akşam. Ama baba annem... Odanıza dedim. El insaf. Kabahat onlarda değil aslında. Onlara gözü kapalı izin verende. Yine de ucuz atlattık. Ses yok. Korktuğum gibi olmadı şükür. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.